Ben Demircioğlu Mermer sahibinin müdürü ve işletmenin sahibiyim, Ramazan Demirel. 1944 doğumluyum. İşte hayatımızı devam ettiriyoruz. Başka mesleklerde de durduk. Buna 1980 yılında başladım. Başlamamız seyyar, yani şeyci olaraktan. Fasoncu. Kestirip satıyorduk. Pazarlamacı gibi yönünde. Ondan sonra baktık ki bu böyle gitmeyecek. İş yeri kurmak zorunda kaldık. Kurduk. 1994'te işletmeyi kurduk. Başladık. Şirketimizi kurduk. Yıllarca çalıştık. Aldık, sattık. Piyasa bayağı iyiydi. Yıllar evvel bu 2005'e, 2004'e gelesiye sektör bayağı güzeldi. İhracat vardı. En sonunda bir bu Amerika'da olan krizden dolayı bize de yansıdı. Mermer sektörü inşaatçılığın en son şeysi, istenen ham maddeleri oluyor. Bina bitiyor. Ondan sonra ham maddeye geliyor. Mermere geliyor. Mermerde de adamın parası zaten tükenmek üzere oluyor. Ve götürüyorduk. İyiydik. Ama Amerika'da olan büyük krizden dolayı biz de etkilendik. Ha şükür gene normalde dürüst çalışıp işini takip eden firmalar iyi. Az çok işimiz var şükür, yani boş değiliz. Ama ödemelerde, bu çek davalarında sıkıntılıyız. Çekler ödenmiyor. Avukat gidiyor, alamıyor. Yani bu şeyin önünden, sirkülasyon önünden bayağı zordayız. İç piyasaya çalışıyorum. İhracat, çünkü ihracatta ham madde kendin olması gerekiyor. Ham madde olmadı mı seleksiyon yapamıyorsun, malın istenilen malı veremiyorsun. Onun için biz iç piyasaya çalışıyoruz. İç piyasada İşimiz var Allah'a şükür, normal devam ediyoruz. Makineleşmem az. Çünkü yerim dar. İşte yerim darlığından dolayı iki este, silme, pah, baş kesme, bu makineler var. Ama bunlar yetersiz kalıyor. Çünkü biz daha mesela ben burada 7-8 kişi çalıştırıyorum. Yerim müsait olsa 10-15 kişiyi zorlayacağım kendimi. Çünkü piyasada çalışacağız, iş çalıştıracağız. Biraz daha para kazanacağız. Yani sektörü genişletmek istiyoruz. Ama zaman el vermedi. Burada işte organize sanayiye girdik. 1900 bundan 7 yıl evvelinden, 8 yıl evvelinden başlandı buraya. Biz 5-6 yıldır buraya ist olduk. Yerimiz bellendi, parselimiz verildi. Fakat icraat yok. Ya, icraat var. Altyapı yapıldı. Suyu, kanalizasyonu, yolu, parkesi döşendi, elektrik direkleri dikildi. Sadece ceryana kaldı iş. Ceryanı mesela, bugün mesela en azından 10 kişi yaptı iş yerlerini. Fakat bekliyoruz, ceryan yok. Bir o kadar da yatırımcı, acaba diyoruz ceryan gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani adamlar karamsar, şu anda karamsarlar. Elektrik verilmesinde bize gelen, İskihisar bölgesine gelen elektrikte güç fazla yok. 3000 kava fazlalık var. O da bize yetmiyor. En az bize 10, 12, 15.000 kava elektrik lazım. Organizenin canlanması için, çalışması için. 2 sene müddet verdi kaymakamlık. 2009'un 5. ayından başlamak gayri şartıyla. 2 yıl içinde herkes ama tamamını ama bir miktarını yapıp işletmeye geçecek. Ama elektrik sorunu olduğu için millet biraz şey duruyor böyle, çekimser duruyor. Acaba olur mu ki? Bizim sektörde yatırıma giren de 5 sene sonra elektrik gelsin, ben 5 sene sonra çalışayım, böyle bir şey de yok bizde. Bekleme şeyimiz de yok yani, süremiz de yok. Onun için şimdi aciliyeten biz elektrik bekliyoruz. Elektriğimiz bugün verirse bugün ben burayı taşıyacağım. En az 10 kişi, 15 kişi. At limitimiz 10 kişi ama devletin bize verdiği şey, bizim yaptığımız protokollere göre ben 10 kişiyle kalacağım diye bir kaide yok bizim sektörde. 20 olur, 30 olur.
Piyasaya gider 50 olur. Yani bunun bir işesi yok, standardı yok. Sanayi Bakanlığı'nda, Enerji Bakanlığı'ndan işte biz burayı teslim ettik, biz buraya elektrik bizden çıktı gibi bir şeyler var. Ama şimdi kaymakamımız sağ olsun biraz uğraştı. Buradan biz direklerin istimlak bedellerini biz ödeyeceğiz. Buradaki şeyler, yatırımcılar. Ondan sonrasını gene devlet karşılayacak ama adama da adam anahtara basıp da şartele basmadan para verdiğin vakit bir hayli güç. 1000 metrekareye 1500 lira para ödeyeceğiz. Sırf direklerin istimlak bedelini biz ödeyeceğiz. Hattı gene devlet geçecek. Onun için bekliyoruz. İnşallah 2010'un Mayıs ayında falan bu işe başlanır. 2010'un sonunda biz taşınırız Burluğa'dan. Hem işletmemizi geliştiririz, hem elimiz kolumuz rahat çalışırız. Ben şimdi burada Esra'dan alıyorum baş kesmeye. Baş kesmeden alıyorum silmeye götürüyorum. Silmeden alıyorum paha götürüyorum. Yani hayli bir şey durumdayız. Ama orada olsa makineler hepsini sıraya dizerim. Bir yandan girer bir yandan çıkar. Paletlerini mal dışa çıkar. Yani elektrik sorunumuz var. Sektörümüzde biraz tabii ki krizden dolayı etkilenen bu arkadaşlar var. Nasıl görüyorsunuz sektörün geleceğini, mermer sektörü? Abi mermer sektörü Türkiye'de hemen hemen otomotivden, tekstilden sonra üçüncüye gelen bir ihracat malı. Ha biz burada ham maddeyi buluyoruz, dağdan çıkarıyoruz. Yani bir şey yok. Biz arayıp buluyoruz. Devlet bulup da git şurayı çalıştır demiyor yerini yurdunu. Biz kendimiz araştırıyoruz. Madenini buluyoruz. Piyasaya sürüyoruz. Ama gelecekte mermer sektörü durmaz. Mümkün değil durmaz. Meğer dünyada büyük bir şey ola. Allah korusun yani bir kriz mriz çok büyük bir şey ola da ve harpler marpler doğa da belki bu sektör zayıflaya. Ama bu sektör durmaz. Mümkün değil durmaz. Dursam ne yapayım? Ben burayı kitlesem ne yapayım? İki tane elinizde para olan var. Burada 7-8 adam çalışıyor. Hadi adam çalışanları deriz ki arkadaş başına yağan kar erit. Ama kendi ailemi ne edeyim ben? Nereye koyayım? Mecbur çalışacağız. Bu sektöre girmek isteyenler bilerek girecek bu işi. Her önüne gelen eğer ben taşçılık mermere girerim dersen bunun bir deneyimi var, tecrübesi var, yıllarını alır. Ha, girer yani girsin sektör geniş. Bugün çayakçı var efendim mesela Koç da girdi belki de veya öyle bir durumda. Yani büyük sektörler de bu işe girmek istiyorlar. Yani geleceği açık. Dünyada inşaat durmadığı müddetçe bu sektörün geleceği açık. Ama inşaat sektörü durursa zaten biz yokuz. Bunun için Allah'a şükür iyi çalışıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Bizim yüzümüzden nakliyecisidir. Efendime söyleyin, elektrik üretiyoruz, PTT'ye veriyoruz, devlete veriyoruz. Ha, vereceğiz bunları, mutlaka vereceğiz. Sadece muzdarip olduğumuz yer bu ödemeler konusunda. Çünkü hayli bir sahtekar var memlekette. Adam dolandırıyor, alıyor malı senden, veriyor biraz peşinat. Ondan sonra yok, adres de yok, hiçbir yerde yok. Olanlar da ha hepten de değil yani bir yarım mutlaka her sektörde çıkıyor bu şey. Ödemeyenler, avukatlarına uğraştıranlar her sektörde var. Ama gelecek vaat eden bir sektör. Ha biz şu anda dağdaş demiyoruz, maden arıyoruz. Nerede bulduk oraya koşuyoruz. Gecemizi, gündüzümüzü hem kendimizin menfaatimiz için hem devletimize vergi vermek, iş çalıştırmak için çabalayan bir sektör. Yani başka bir sektör gibi mesela bir manifatüre, tekstil sektörü satıcıla adam akşama kadar ne verirse ondan sonra kapatıyor kilidini gidiyor. Ama biz öyle değil. Bizim gece gündüz yani inadına üretim dediği gibi inatına koşuyoruz biz bu işin arkasından. Maddi durumlar sektörün tabii ucuz değil. Bunun kepçesi, kırıcısı, sökücüsü, efendime söyleyeyim tel kesmesidir. Şudur budur tabii. Maliyet yüksek. Biz satın alıyoruz. Kesiyoruz, satıyoruz. Allah'a şükür uğraşıyoruz.
Valla işte sadece bu organize eden biz biraz şeyiz. Yani biz gidecek olanlar Muzdarip. Buralarda yeni yerleşime oturmuş insanların pek fazla muzdaripliği yok. Sadece organizeye gidecek olanlar Muzdarip. Ya bugün Selekler, Kara Mehmet firması, efendime söyleyen Hüseyin Türk Yılmaz, Ermak. Bunlar yerlerimizi yaptık mesela. Demmer, Demireller, makine sanayi, arkaya fabrika yapacaklar, elektriksizler yapamıyorlar adamlar bir daha. En azından onlar 2-300 kişi de orada istihdam ederler. Şahip Demirelgil. Ama elektrik olmadığından biraz ağırlaştırıyor şeyi. Yani bugün en az orada 60 tane parsel var. Bunun 10 kişisi şartele basma aşamasında. Elektrik olsa ben bir haftada şartele basarım. Buradaki makinelerimi götürün. Bir tane sipariş verin. Ne olacak? Bir ayda yapar adam, alı geri kor. Elektrik olmadığı için ben de işi yavaşlatıyorum. Yani oraya gitmeyi biraz daha zaman almaya çalışıyorum. En az 60 kişi gidecek oraya. Hemen hemen bunun 50'si bekliyor, elektrik bekliyor.